Merhaba. 20 Temmuz itibariyle liseler için tercih ekranı e-okul üzerinden açılacak. Ama öncesinde bizim liseleri araştırmamız ve tercih için bir taslak listesi yapmamız gerekecek. Şimdi bunları nasıl oluşturacağımıza bakalım. Açıklamalar bölümünde vereceğim PDF dosyasını indirip yazdırarak üzerinde kurşun kalemlerle işlemler yapacağız. Şimdi bu dosyaya bakalım. Arkalı önlü yazdırırsanız bunu toplamda 3 tane sayfanız olacak. Arkalı önlü ilk sayfada taslak bölümümüz var. Burada kayıt alanınızdaki liseleri, komşu kayıt alanınızdaki liseleri ve kayıt alanının dışında kalan diğer liseleri göreceksiniz. Bu bölüme bütün Anadolu liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liselerini yazıyoruz. İstediğimiz kadar yazabiliriz bu ilk bölüme. Sağ tarafta maviyle gösterilen bölüme de komşu kayıt alanındaki ve kayıt alanının dışındaki liseleri yazıyoruz. Aynı zamanda isterseniz pansiyonlu okulları da bu bölüme yazabilirsiniz. Buraya herhangi bir sıralama yapmadan sadece okulları seçerek, okulun adlarını seçerek yazıyoruz. Tabii ki yanındaki türlere de dikkat ediyoruz. Sayfanın arkasında kalan bölüm, eğer LGS puanıyla tercih yapacaksanız kullanmanız gereken sayfa. Genel yüzdeliğinizi buraya yazdıktan sonra, mesela genel yüzdeliğiniz 20 olsun, %20 olsun. O zaman bunun yakınlarında olan, yani %15 ve %25 gibi bir aralıkta bulunan liseleri de buraya yazabilirsiniz. Tabii ki bu şart değil. Siz bunu daha yüksek de yapabilirsiniz ya da daha düşük de yapabilirsiniz. Herhangi bir sıra yapmadan sadece işliyoruz. Birinci ve ikinci sayfayı doldurduktan sonra yan bölümdeki sıram yazan kısımda da sıralamalarımızı yapacağız. Bu bölümden 6 tane okul seçeceğiz. O yüzden doldurduğumuz bu bölüme mesela birinci okul, ikinci okul, üçüncü okul, 4, 5, 6. okul şeklinde okullarımızı seçiyoruz. Bunları seçtikten sonra 3. sayfaya geliyoruz. Bu 3. sayfa sıralı sayfa. Bu sayfaya oradaki 6 okulu sırayla yazıyoruz. Benzer şekilde kayıt alanının dışında ve komşu alanda kalan liseleri de yine 3. sayfaya işliyoruz. LGS puanı ile öğrenci alan okulları da buraya işledikten sonra yanında yazan sıram bölümüne göre sırayı belirliyoruz. Mesela ilk bölümdeki okul sizin için birinci sırada, tamam, ama üçüncü sıraya yazdığınız okul da sizin ikinci sıranız. O zaman bunu ikinci sıraya yazıyorsunuz. Ya da alt kısımdaki üçüncü sıradaki okulunuz, bunu da buraya yazıyorsunuz. Bunları belirledikten sonra sıralanan bu okulları da dördüncü sayfadaki sıralı listeye ekliyoruz. Bunları yaptıktan sonra bakın yan kısımda düşüncelerin bölümü var. Şimdi bunu incelemeye başlayalım. Taslak listenizi oluşturdunuz. Şimdi okulları inceleme zamanı. Oradaki düşünceler bölümünü doldurma zamanı. Öncelikle kendinize soracağınız sorular var. Mesela kafanızda bir meslek var mı? Bir meslek belirlediniz mi? Belirlediğiniz meslek sayısal alandaki bir meslekse mesela sosyal bilimler lisesine gitmeniz mantıklı değil. Puanı çok yüksek olsa dahi. Eğer belirleyebiliyorsanız bir meslek belirleyip o alanda ilerlemeye çalışın. Yatılı kalabilir misiniz? Sizin için ulaşım bir problem mi? Bunun da bilincine varmanız lazım. Ama liseyi yatılı okuyan bir öğrenci olarak şunu söyleyebilirim ki bana kattığı şeyler oldukça fazla, arkadaşlıklar oldukça fazla. Yatılı kalma durumundan çekinmeyin. Yabancı dile ilginiz var mı? Eğer varsa hazırlık olan bir okulu okumanız tavsiye edilir. Ya da herhangi bir Anadolu lisesi ise o okulda şu an dil bölümünde okuyan öğrenciler var mı? Bunu öğrenmeniz, araştırmanız gerekecek. Tiyatro, sahne sanatlarına ilginiz varsa okulun aktif bir tiyatro kulübünün olması gerekiyor. Oyun sahneleyen, çeşitli etkinlikler düzenleyen bir okul olması lazım. Buna ulaşmanız gerekecek. Spora ilginiz var ama okulun herhangi bir kapalı spor salonu yok ya da bahçesinde sizin oyun oynayabileceğiniz bir alan yok. O zaman bu okulun puanı yüksek olsa dahi sizin için anlamlı bir lise değil. Söylediğimiz şeyleri nasıl araştırabilirsiniz? Gidebiliyorsanız doğrudan okula gitmeniz lazım. Binaya gitmek hem ulaşımı görmek hem de binanın kendisini görmek açısından çok önemlidir. Evet, şu an öğrenci yok ama hafta içi okulda İdareciler vardır ve siz isterseniz okulu rahatlıkla gezebilirsiniz. Her okulun kendine ait bir internet sayfasının olması gerekir. Okulun internet sayfasından araştırmalar yapabilirsiniz. Ya da bazı okulların sosyal medya hesapları var. Oraya girerek okulla ilgili fotoğraflara, bilgilere erişebilirsiniz.
Bunun dışında mahalledeki o okula giden başka öğrenciler vardır. Yine o öğrencilerden bilgi alabilirsiniz. Ama sadece birkaç öğrenciden aldığınız bilgiyle tek bir fikre kapılmanız da doğru değil. Diğer tüm bilgileri birleştirerek karar vermeniz gerekiyor. Sosyal medyadan yararlanabilirsiniz. O okula giden öğrencileri gördüğünüzde onlarla iletişime geçip okulla ilgili bilgi alabilirsiniz. Gelelim yüzdelik dilimler bölümüne. Akademik başarıyla ilgili bölümlere, bir kere yüzdelik dilimleri biz belirliyoruz. Biz bir okulu tercih ettikçe o okulun yüzdelik dilimi düşüyor. Yani ulaşılması daha zor bir okul haline geliyor. Ama bunu biz belirliyoruz. Bir de çevrenizde yeni açılan bir lise varsa, henüz taban puanı oluşmayan, henüz yüzdelik dilime sahip olmayan bir lise varsa buna da şöyle karar verebilirsiniz. Mesela yeni bir C Fen Lisesi açıldı bulunduğunuz ilçede, o zaman A ve B fen liselerinin yaklaşık olarak taban puanlarına ya da yüzdelik dilimlerine bakarak C fen lisesinin de buna benzer bir durumda olacağını anlayabilirsiniz. Ama genellikle yeni açılan liseler diğer liselere puanları benzemekle beraber biraz daha düşük kalabiliyor. Buna da tercihlerinizde yer verebilirsiniz. Bir okulu herkes tercih ediyorsa kesinlikle o okul iyi okul demek değildir. Daha önceden söylediğim gibi sizin spora ilginiz varsa ama okulda sporla ilgili herhangi bir aktivite yoksa o zaman bu okul sizin için iyi bir okul değildir. Herkes tercih ediyor diye ya da puanı çok yüksek diye sizin okula gitmeniz mantıklı değil. Mesela şu an lisenizde 500 tam puan yapan öğrenciler vardır ama bunun size bir faydası yok. İşte benzer şekilde lisede de üniversitede başarılı olan 3-5 tane öğrenci vardır ama bunların diğer öğrencilere faydası yok. Yani siz liseye gittiğiniz zaman okulun tamamen tüm öğrencileri yaklaşık olarak üniversiteye yerleştiren bir okul olması lazım. O zaman üniversite başarısı önemli bir faktör haline geliyor. Okullar araştırmamızı yaptık, değerlendirmelerimizi yaptık. Şimdi de tercihin son halini oluşturma bölümü var. Burada hatırlatmamız gereken şeyler, rehber öğretmenlerden yardım almaktan kesinlikle çekinmeyin. Sadece kendi okulunuza değil, çevrenizdeki herhangi bir ortaokula gittiğiniz zaman, hatta başka ildeki bir ortaokula gittiğiniz zaman rehber öğretmenler size yardımcı olacaktır. Siz bilgi almak istiyorsunuz çünkü öğrenmeniz gereken çok konu var. Aynı zamanda karşıdaki insanlar da ya da öğretmenleriniz de bu işlerle görevli. Onlar da size bilgi vermek istiyorlar. O yüzden bu işten dolayı lütfen çekinmeyin. Ve acele etmeyin. Pazartesi günü başlasa dahi önünüzde yaklaşık 8-9 gün var. Bu süre boyunca tabii ki son güne kalmadan bu süre boyunca liseleri iyi araştırın, acele etmeyin. Tercihinizi kendiniz yapmanız gerekiyorsa okulunuzdan sınav sonuç belgesi almanız gerekecek. İmzalı mühürlü sınav sonuç belgesini aldıktan sonra güvenlik kodu yazan bir bölüm var. Bu güvenlik koduyla da e-okul üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerinizi yapacaksınız. Ama yine hatırlatalım, tercihinizi yaptıktan sonra iş bitmiyor. Mutlaka herhangi bir ortaokula giderek onaylatmakta zorundasınız. Başka ilde olsanız da yine onaylatabiliyorsunuz. Şimdi hazırladığımız listede eksik kalan bölümlerle listeyi tamamlamaya çalışalım. Buradaki işlemleri kurşun kalemle yapmanızı tavsiye ederiz. Üzerinde işlem yaparsınız, silersiniz, yeniden yazarsınız, yanlışlıklar olabilir. Kurşun kalemlerle düşüncelerinizi yazdıktan sonra, mesela şu okul biraz daha bana mantıklı geliyor gibi düşüncelerinizi yazdıktan sonra artık yanındaki yeniden sıralama bölümü var. Buradaki yeniden sıralama bölümünde de 10 tane okul seçmemiz lazım. Artık burası bizim son bölümümüz. 10 tane okul seçeceğiz buradan. Mesela okulları araştırdınız, hazırlık durumu size uymadı, pansiyon durumu size uymadı ya da kontenjanlarında bir azalış var. O yüzden birazcık zor gibi gözüküyor. Tercih etmek istemiyorsunuz. O zaman mesela bunu böyle çıkardınız. 5. sırada olarak gösterdiğiniz okul biraz çevreyle konuştuktan sonra artık sizin birinci tercihiniz gibi gözüküyor. O zaman bunu biz bir sıraya alabiliriz. Daha sonrasında da diğer okulları bu şekilde 2, 3, 4, 5 şeklinde yanına birden başlayarak sıralıyoruz. Sıralamalarınız illaki yüzdeliklere göre olmamalıdır. Yüzdelik dilimler değişir. Bunlar zaten geçen senenin yüzdelikleridir. Siz kendi istek ve ihtiyaçlarınıza göre sıralama yapmanız lazım. O okulun puanı düşük ama siz o okulu çok istiyorsunuz. O zaman tabii ki birinci sırada olmak zorunda. Bunu unutmamanız lazım. Aynı şekilde sınavsız olan okulları da sıraladınız. Düşüncelerinizi bu bölüme yazdınız. Sonra yeniden sıralama bölümü var. Bir kere daha önceki videoda da söylediğim gibi tercihinizin ilk üçü bu sarı alandan olmak zorunda. Kayıt alanınızın içinde olduğu için. İsterseniz 4-5'i de buradan seçebilirsiniz ya da 4-5'i bu alt bölümden seçebilirsiniz. Toplamda 5 tane bu bölümden okul seçiyorsunuz. Yanlarına yazıyorsunuz. Mesela buna 1 dediniz.
Şu okula 2 dediniz, bu da 3 oldu sizin için. 4-5'i ben aşağıdan seçmek istiyorum. Buradan 4'ü, buradan da 5'i seçerek 5'e tamamladım. Pansiyonlu okullardan seçim yapmak zorunda değilsiniz ama isterseniz de seçebilirsiniz. Yine benzer şekilde buraya da 1, 2, 3, 4, 5 yazabilirsiniz. Yanındaki yeniden sıralamalar da oluştuktan sonra geliyoruz 5. sayfaya. Bu 5. sayfa tercihinizin son hali. Buraya sadece yazacaksınız. Okullarla ilgili tüm bilgileri araştırdıktan sonra artık buraya okulun tercih kodlarını ve okulun adını yazabiliyorsunuz. Bunu yazmanız işi bitirmiyor tabii ki. Sonrasında sisteme girmeniz lazım. Araştırmalarınızı iyi yaptıktan sonra, listelerinizi oluşturduktan sonra artık hazırsınız. İsterseniz kendiniz, isterseniz de herhangi bir ortaokula giderek oradaki öğretmeniniz tercihinize yardımcı olacaktır. Sizler de bu videoyu arkadaşlarınıza göndererek onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin.